kalbimle sevda. Sussun rüzgar, solsun güneş, bitsin bu rüya. Eğer gönüllerde sevgiye yer yoksa, aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın, senden hikayemi. Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şu an sesimiz nasıl arkadaşlar? Şu an sesimizde bir sorun var mı? Yani sesin kendisinde bir sorun var ama size ulaşmasında bir sorun var mı? İyi, süper. Öncelikle arkadaşlar, yayın noktasında akademiyi kurduğumuz günden bugüne kadar hep sonuçların açıklandığı gün, mülakatların açıklandığı gün yayın yaptım. Geleneksel hale gelen bir durumdu bu. Birazcık sağlık problemlerim var. O yüzden birkaç gündür evde istirahat halindeyim. O yüzden sesim birazcık sorunlu gelirse kusuruma bakmayın. Ben bu geleneksel hale getirdiğimiz canlı yayın serisini açıkçası bozmak istemedim. Bunu bu şekilde devam ettirelim istedim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Allah bütün hastalara şifa versin. Öncelikle konuşmamı başlamadan önce şunu ifade etmek istiyorum. Olumlu veya olumsuz her ne netice almışsak alalım, emek vermiş arkadaşlarımızın er geç emeklerinin karşılığını aldığını ben hep gördüm arkadaşlar. Yani bu belki bu sene istediği gibi olmadı. Olanda hayır vardır demekten daha öte bir şey söyleyemiyoruz. Bir şey diyemiyor. İnsanın dili dönmüyor o an. Ama bugün gelen mesajlarda da gördüm ki ya geçen yıl küsuratla kaybetmiş, bana bir mesaj atmış. Tekrar ben harekete geçmesi gerektiğini söylemişim. Ve akabinde o arkadaşım tekrar yola koyulmuş ve bu sene çok güzel dereceyle sınavı kazanmış ve mülakata hak elde etmiş. O nedenle diyorum ben bu bir maraton. Bu arada arkadaşlar bu yorum kısmını bir kapatayım mı ben? Yorum kısmını kapatayım. Böyle derli toplu bir şekilde bugünün değerlendirmesini yapalım. Sonra soru cevap da yapacağım arkadaşlar. Yani sizlerin olumsuz netice alanların soruları nedir? Olumlu netice alanların soruları nedir? Gibi bir genel değerlendirmemi de o anlamda soru cevap yoluyla da yapacağım. Yorum kısmında açacağım. Merak buyurmayın. Şimdi değerli arkadaşlarım, dediğim gibi olanda hayır vardır demek lazım. Olumsuz netice alan arkadaşlarımız emek verense, eğer o emek veren kategoride olup da dilediği neticeyi almamışsa bir arkadaşım, er geç o emeklerin karşılığını alacağını lütfen bilsin. Bunu söylemek kolay diyecek belki arkadaşlarımız ama ilk kez öğrenci hazırlamadığım için, binlerce öğrenciyle bir arada bugüne kadar olduğumuz için o tablolar çok net görülebiliyor. Zoru başaranlar diye bahsediyorum mesela, paylaşıyorum. Çoluklu, çocuklu, bir yandan çalışan, bir yandan sınava hazırlanan ama onun meşakkati ve eforu içerisinde bir yandan başarılı olmuş arkadaşlarımız nasıl yapabildiyse, bazı arkadaşlarımız ilk senesinde bu işi halledip mülakatı da geçip mesleğe başlamışsa, bazı arkadaşlarımız için daha çetin bir mücadele gerekebiliyor. İkinci sene, üçüncü sene. Mesela geçen sene Zeynep diye bir öğrencimiz vardı, hatırlarsınız. İBF'liydi, uluslararası ilişkiler mezunuydu. Türkiye 8.'si olarak idari yargıyı kazanmıştı. Mülakatta olumsuz netice almıştı Zeynep. Ben bu sene benim zorumla hazırlandı. Beni dinliyorsa şu an evet hocam diyecektir mutlaka. Benim zorumla, yani aradım ısrarla, bak hazırlanacaksın, tekrar yola koyulacaksın diye zorladım yani. Tekrar bu sene sınava girdi ve Türkiye 31.'si olarak bu sene sınavı kazandı. Ve inanıyorum ki mülakatta da olumlu netice alacak. Buna benzer çok örnek var. O yüzden ben bütün arkadaşlarımı tebrik ederek konuşmama başlayayım. Diğer bir konu ise sevgili arkadaşlarım, beni mutlu eden taraf şu oldu.
Bu sene çok 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 bereketli bir sene oldu. Yani gerçekten bir iddia koymuştuk akademilerle. Yani bugünkü canlı yayının bir diğer amacı da ne arkadaşlar? Bir yıl boyunca emek veren koca bir akademi mutfak ekibi var. Hocalar 7-24 emek verdi. Personeller şu an hala saat bakın 9 çeyrek geçiyor. Bugün akademi mutfak ekibi bu saatte hala şu an ofiste öğrencilere hizmet veriyorlar. Öğrencilerin yanında olmaya çalışıyorlar. Olumsuz netice almış arkadaşlarımızı teskin etmeye çalışıyorlar. Olumlu netice almış arkadaşlarımızın mutluluklarına ortak olmaya çalışıyorlar. Bu kadar emek vermiş bir ekip, ben en sona koyuyorum kendimi. Bu kadar emek vermiş ekibinde bir nevi bu sonuçların açıklandığı günler gurur tablosunu ilan etme yayınları oluyor. O yüzden büyük bir gurur ve mutluluk içerisindeyim. Bu anlamda başta öğrencilerimizi kutlamakla birlikte akademi 2021 dönemi boyunca toplu iğne ucu kadar dahi olsa katkı sağlamış herkese gönülden teşekkür ediyorum. Başta hocalarımız olmak üzere mutfak ekibimizin her bir ferdine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gönülden teşekkür ediyorum. Hepsinin emeği, gayreti, özverisiyle bugün biz binlerce arkadaşımızın, bakın binlerce diyorum. Çünkü gerçekten onu buldu. Şu ana kadar 5-5,5 saatlik gelen sonuçlarla birlikte mülakata hak kazanmış Türkiye genelindeki öğrencilerin neredeyse yarısından fazlası, bunları tek tek de ilan edeceğiz. Bizde öyle havadan yok yani, şu kadar öğrenci kazandı bu oldu, yok. Tek tek şeffaf, isim isim kim ne yapmış bunları paylaşırım ben. Öyle haksız rekabete girebilecek, şöyle başardık efendim şu kadar kişi, yok net. Nasıl ki mülakat sonuçları açıklandı 8 Ekim'de ismen bütün mülakata hak kazanan öğrencilerimi ilan ettiysem, bu seneki iddiam yarısıydı. Görünen tablo ki yarısından daha fazla öğrenciyi mülakata uğurluyoruz. Bu da beraberinde şunu getirecek. 8 Ekim mülakat sonuçlarında hakim savcı olanların %40'ı akademi öğrencisiydi. Bu senede yine ona yakın bir oran olursa bizim hedefimiz olan her 3 hakim savcıdan ikisi akademili olacak hedefimize İnşallah 2021 öğrencileriyle birlikte yaşayacağız. Bu da, bu tabloda bize bunu göstermiş oldu. O yüzden bize bu gurur yaşattığınız için, sabahın en erken saati, gecenin en geç saati, her bir hocamızın geceli gündüzü çabasının karşılığını misliyle mukabele ederek verdiğiniz için bütün akademili dostlarıma, öğrencilerime, gönüldaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mesajlar geldi. Her birinin dualarında yer edinmek. Ses kayıtları atıyorlar böyle. Anne, baba, onlar da teşekkür ediyorlar bizim desteğimiz için. Çok mutlu oldum. Yani inanın çok kötüyüm. Çok rahatsızım. Sesim çıkmıyordu ama tekrar bir motive oldum. Sanki o birazcık iyileşme sürecine girdim gibi bir şey oldu bugünkü sonuçlarla birlikte. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü etmek zorundaydım arkadaşlar. O sebeple de şimdi... Hatırlarsanız ben bir öngörümü paylaşmıştım. Tabii ki o gün de söylemiştim ki ya bu tutturduk diyebilecek bir şey değil. Sonuçta sınava giren herkesin verisini bilemeyeceğimiz için söyleyeceğimiz son giren adayın doğru sayısı veya puanı sadece bir tecrübeden kaynaklı öngörü olur. Yani tutturabilirsin, tutturmaya da bilirsin ama yaklaşabilirsin ki tablo onu gösterdi. Son giren arkadaşımız adli yargıda 79.4 gibi bir puan yapmış arkadaşlar. 18'e 53, yani toplamda bir 71 doğru. Kültür yetenekte 18, alan grubunda ise 53, yani 71 doğru yapmış. 79.4 civarı bir puanla da efendim 2400. olarak, yani son adayın verileri bu. Hatırlarsanız ben o yayında demiştim ki 20'ye 53, eksi 2 artı 2 olabilir demiştim. 20'ye 53 diye ifade etmiştik, başa tutturmuştuk hatta hatırlarsanız. 18'e 53, yani 20'ye 53 değil de 18'e 53 oldu. Alan grubundaki 53 istatistik tuttu bakın. İstatistik genelde yayılmaz, yanılmaz. Bu benim üstün zekalı veya çok yaratıcı olmamdan kaynaklı değil. O gün demiştim ki bir önceki yılın 2400. adlide 53 yaptı demiştim. Yine 53 olacaktır. İdari kültür yetenekte 24 yapmış, o 20'ye düşebilir demiştim. Kültür yetenek zorlandığı için öğrenci. O 6 düşmüş. 24'ten 20'ye değil de 24'ten 18'e düşmüş. Dolayısıyla 20'ye 53 öngörümüz 18'e 53 olarak gerçekleşmiş adli yargıda. Avukatlıktan adli yargıda da toplamda 68 gibi bir şeyden bahsetmiştik biz. 18'e 50 bandında bir şey demiştik. 68 yeter diye öngörümüzü paylaşmıştık. O da 18'e 53 yine. Toplamda 71, 80,5
puan. Sapması birazcık daha fazla oluyor tabii avukatlık, adliye ve geçişte. Toplam 80.5, 80.5 diyebiliriz puanla. 18'i 53 yapan arkadaşım mülakata hak kazanmış. İdari yargıda ise arkadaşlar 85.6 gibi bir veri var önümüzde. Buradan ben hemen şuradan bir diğer veriyi açacağım arkadaşlar. Ondan da bir şeyler paylaşmak istiyorum sizinle. Birçok arkadaşımızın verileri var. Tabii bugünkü veriler çok da böyle net olamayabiliyor. Çünkü birçok arkadaşımızdan şu ana kadar 1300'e yakın, 1200 küsüre yakın arkadaşımızdan veri toplamışız. Bu veriler için de söylediğim bir tablo bu. İdari yargıda 85.6 arkadaşlar. Yani 77 doğrunun kazandığı gibi bir tablo var şu an. Bu da şu an netleşmiş değil. Bununla da alakalı veriyi ben önümüzdeki dakikalarda arkadaşlar benimle paylaşacaktır. İdari yargıda kaça kaç yapan arkadaşımız, kültür yetenekte kaç, alanda kaç yapmış arkadaşımız 300. olarak girmiş. Onu da paylaşacağız ama puanı 85.6. Toplamda da 77 civarı bir doğru diye şu ana kadarki öngörümüz, tablo bunu gösteriyor. Bunu da arkadaşlar birlikte birazdan görmüş olacağız. Başvuru giren sayılarıyla alakalı kısa bir bilgi vereyim. Adli yargıda 21.328 aday başvurmuştu. Sınava giren yaklaşık 1000 küsür aday girmemiş. 19.913 aday sınava fiilen girmiş. İdari yargıda 11.981 aday sınava başvuru yapmış. Yine 1000 civarı aday girmemiş. 10.821 aday fiilen sınava girmiş. Avukattan adli yargıda 3.173 aday başvurmuş. 2.519 kişi fiilen sınava girmiş arkadaşlar. Bunun dışında ben tabii daha önce öğrencilerimize söz vermiştim. Burada yorum kısmında ben bir yandan açmak istiyorum. Yazmak isteyen arkadaşlarımız da orada yazacaktır. Ben şöyle bir söz vermiştim. Bizim dönem içerisindeki akademili öğrencileri kazanan arkadaşlarımızı böyle tek tek ifade edeceğim diye söylemiştim ama bunu benim şu an zannediyorum yapmam ne kadar mümkün olur. Bütün canlı yayını bununla doldurmuş oluruz gibi bir tabloda çıksın istemiyorum. Şuradan sadece ben bir başlayayım. Yeter hocam siz dediğiniz ana kadar ben isterseniz sayayım. Yani siz böyle toplu olarak yeter hocam, tam bu kazananlar gerçekten hepsini tebrik ediyoruz, artık daha fazla şeffaflığa da bu kadar gerek yok dediğiniz ana kadar ben bir saymak istiyorum. Türkiye ikincisi, bu arada adli yargı Türkiye ikincisi arkadaşımız 91 doğruyla. Bu arada arkadaşlar tekrar bana ikincinin bir verisini atarsanız buradan bir onu görmek istiyorum. Türkiye ikincisinin verisini, adli yargı Türkiye ikincisinin verisini bir göreyim. Tekrar bir paylaşın. Şu an ben bulamıyorum bütün o sonuçların arasından. Tekrar bir atın, onu buradan görmek istiyorum. Arkadaşlar mülakatlarla alakalı akademili öğrencilerimize zaten biz bir başvuru formu attık bugün. Akademili olup sınavı kazanan arkadaşlarımız lütfen formu mutlaka doldursunlar. O formdaki bilgileri yazan arkadaşlarımıza geri dönüş yapılacak. Tabi bu hemen olmaz çünkü mülakatlar her yıl Nisan ayı gibi başlıyor. Bizim de öngörümüz Şubat Mart gibi bir mülakat eğitimi. Çok dolu dolu böyle hazırlıklı olup geçen yıl 17 uzmanla bir hafta süren bir mülakat eğitimi yapmıştık. Bu sene de inşallah yapacağız. Bizim anket sürecimiz gelmedi, anket mesajımız gelmediyse arkadaşlar onu mutlaka akademinin sayfasına yazın. Arkadaşlarımız ondan da size bilgilendirsinler. Her şeyi konuşacağız arkadaşlar. Mülakata konuşacağız. Kazanamayan arkadaşlarımızla konuşacağız. Merak etmeyin. Evet. Evet. Türkiye ikincisi arkadaşımız genel yetenek, genel kültürde 26. Alan grubunda 65. Toplam 91 doğru yaparak 96.3 puan almış. Türkiye ikincisi olarak sınavı kazanmış. Öğrencimiz 30 Ocak grubu Hatice Merve'yi gönülden tebrik ediyorum. Burada sizin huzurunuzda da öğrencimizi tebrik edelim. Çok büyük bir başarıya imza attı. 30 Ocak'ta başladığı serüvenini Türkiye ikincisi olarak 96.3 puanla kapattı. Geçen seneki Türkiye birincimiz hatırlayacaksınız 95 doğru yapmıştı. Bakın bu sene 91. Yani aynı şey, nasıl ki son giren adayda bir 4 3, 4, 5 o bantta doğru düşmüşse bu derece yapan arkadaşlarda da bu kadar düşmüş. Evet, ilk yılı bu arkadaşımızın da idari yargıyla 166. olarak
kazanmış. Yani hem adliyi hem idareyi kazanmış. Bu arkadaşımızla da gurur duyuyorum. Onun dışında efendim tekrar dedik ya, siz dur diyene kadar arkadaşlar ben bir durmak istiyorum. Bak İrem İdari Yargı 29. maaşa. Ya o kadar şey var ki, bu ikinciyi biz ne zaman duyduk biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye ikincisi adli yargı öğrencimizi zannediyorum bir yarım saat önce falan duyduk herhalde. 5,5-6 saattir sonuçlar açıklanmış. Öğrencimiz heyecandan bize bildirmeyi bile ihmal etmiş, unutmuş. O yüzden daha çok öğrencinin verisi gelecektir ama şu ana kadar gelen veriler bunlar. İsmail Garan öğrencimiz Türkiye 6.'sı adli yargı. Evet. 90 doğruyla 6. olan arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Zehra Kara bir İBF'li 93.3 puanla 7. tebrik ediyorum. Emre Pişiren idari yargı Türkiye 8.'sı tebrik ediyorum. İdari yargı. Handan hem adli hem idareyi kazanmış Türkiye 8.'sı tebrik ediyorum. Mehmet Emre Arıkan 21. Mehmet Emre Arıkan'dan sonra Hasan Ünal 23. Doğukan Sürekli 26. Hamza Aktaş 27. Sevde Külünk 28. Çiğdem Akbulut 31. Zeynep Yonar 31. Esra Ünal Çelebi 33. Uğur 33. Pınar 35. Gülşen Sorgulu 39. Ayşenur Tiryaki 49. Sema Nur Türkmen 50, Serkan Satıoğlu 51, Melisa Doğru 54, Nergis Çelik 56, Pınar İbiş 59, Müzeyyen Karaman 61, Binnur Kaplan 65, Rabia Nur Sarıgül 69. Efendim, Pınar Arık 70, Merve Nur Şentürk 73, Yasemin Özer 73, Samet Zararsız 80, Hülya Seden 83, Pınar Ayça 83, efendim atlıyorum buradan. Berk Can Polat 89. Dikkat ederseniz arkadaşlar böyle bir şey sıralaması olmuş. Yani ilk 100'e giren zannediyorum 60'a yakın arkadaşımız var. Böyle sırayla olmuş yani. 39, 40, 41, 42, 43, 45. Yani bu isimlerin hepsini biz zaten her yıl yayınlarımızda da arka planda da kullanıyoruz arkadaşlarımız. Olağanüstü. Yani devam etmeyeyim, sıkmayayım diğer arkadaşlarımızı. Hocam boş verin, kazanan kazandı, biz kazanmayanları konuşalım demiş ama yani bir yıl emek verdim. Sabaha kadar da konuşsam hakkımdır kazananlar, onu söyleyeyim. Kazanamayan arkadaşlarımıza zaten desteğimiz devam edecek. Her gün onları konuşacağız. Bugün gerekirse kazanamayanları konuşacağız. Kazananları konuşacağız. Ne yaptık, ne ettik? Yani başarımızı anlatmayalım mı? Bunca çabamızın karşılığındaki bu ortaya çıkan tabloyu anlatmayalım mı? Hatırlarsanız daha önce dedim ki herkes konuşur, herkes her şeyi söyler. Ben sınav sonuçlarının açıklandığı gün konuşurum. Bugün Türkiye genelinde sınavı kazananların yarısından fazlası neredeyse akademi öğrencisi ise bu tarihte görülmemiş, Türkiye'de daha önce eşi benzerine rastlanmamış bir başarıdır. Bu başarıyı bütün akademinin mutfak ekibi, hocaları hepsinin başarısıdır. O yüzden gurur duyarak anlatacağım. 2021 yılında öğrencilere demiştim ki sizin başarınız akademinin bugüne kadarki bütün başarılarını unutturacak bir başarı olacak. Kayıt altında iddia ederek söylüyorum demiştim. Hatırlayacaklar hepsi rehberlik derslerinde. İşte tablo ortada. İsim isim. İlk yüzü neredeyse paylaştım. Devamında isim isim açıklayacağım. Hiç sorunumuz yok. Şeffaf, net, açık. Çünkü çok çaba harcadık. Çok çaba harcadık. Çok emek verdik. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan vakit ayırdık. Her bir hocamız özel hayatından vakit ayırdı. Bu öğrencilerimizin hayaline ortak oldular. O yüzden diyoruz eğitim bir gönül işi. Şu kadar ücret aldık, bu kadar eğitim yaptık. Olmaz kardeşim. Bu desteğin karşılığı parayla ölçülmez. Bana deseniz ki hocam bu desteği ne kadar verirsin, ben size bir paha biçemem vallahi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O yüzden bunun pahası yok. Sadece belli bir sembolik ücret alınıyor akademide. Geri kalan birçok şey de bila bedel zaten yapılıyor. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Her yıl olağanüstü bir teveccüh gösterdiğiniz için, bu kadar bize güvendiğiniz için, bu kadar bizim yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah bizi size mahcup etmedi. Sizi de bize mahcup etmedi. Ama dedim ya, emek vermesine rağmen istediği neticeyi alamamış arkadaşlarımla muhakkak vardır. Onların da yanında olacağım. Akademinin vefa destek projesiyle onların yanındayım her yıl. Yine yanında olacağım. Ben akademiyle yolu kesişmiş her bir arkadaşımız emek verdiği sürece yanlarında, yamaçlarında Allah sağlık verdikçe, işte bu sesimiz, dilimiz döndükçe onlarla birlikte olacağız inşallah.
Evet. İptalle alakalı bir arkadaşlarımızın bir düşüncesi var. Bak hala geliyor. Yine bir 7. arkadaşımızın gelmiş. 22'ye 63 yapmış. 93.3 puan. 7. Yani sürekli yeni yeni dereceler geliyor. Vallahi çok mutluyum. Bugün uyku tutmayacak beni. Evet. Bir ekipten arkadaşlarımız yazmıştı. Hemen o iptalle alakalı durumu da arkadaşlar sizinle paylaşayım. Efendim bir CMK yer gösterme sorusu iptal noktasında bir dilekçe gönderim süreci olmuş. CMK sorusu. Efendim bir tane anayasa sorusu. Bu kaç kişiyle toplanır vesaire gibi bir durum var galiba. O yani 2 90 bu anayasa madde 96 toplantıya kaç kişi katıldı belirtilmemiş ÖSYM sorusunda diye. Evet. Bir tane de anayasa sorusu. Bunlar başvuru esnasında. Bu iptale konu olabilecek soruları ÖSYM veya işte dava açılma süreci noktasında nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı bilemiyoruz arkadaşlar. Yani bunu bugünden yarına hemen bir şey diyemeyiz. Süreç gösterecek ama ben arkadaşlarımıza kendilerini iptal olur da tekrar bir ek mülakata kalırız gibi bir motivasyon içerisine sokmalarını önermem. Yani %100 iptal olabilecek bir soru olsa da önermem. Çünkü bilemeyiz yani önümüzdeki süreçte ne olacağı. O yüzden benim önerim tekrar sağlıklı bir şekilde ufak bir dinlenmeden sonra yola koyulmaları. Bak Hasan Hüseyin yazmış. 350. olmuş. 17.62 hala geliyor. Sağ olun. Dolayısıyla onun dışında arkadaşlar iptalle alakalı duruma çok dediğim gibi motive olmak yerine siz olursa ne ala ama olmaz bu sefer siz ona bel bağlarsınız bu sefer o sizi dejenere edebilir motivasyonunuzu kaybettirebilir. Çok iptale bence kafa yormamak daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet onun dışında... Arkadaşlar mülakatlar genel itibariyle Nisan ayı itibariyle başlıyor. Yine Nisan ayı itibariyle mülakatlar başlayacaktır diye düşünüyorum. Geçen yılı baz alırsak Nisan, Mayıs, Haziran ayında yapılmıştı. Nisan'dan önce çok olası görünmüyor. Geçmiş verileri kabul edersek. Dolayısıyla Nisan, Mayıs, Haziran aylarında mülakat süreci alfabetik sırayla adli idare ve avukatlıktan geçiş şeklinde yapılacak. Dediğim gibi bununla alakalı akademili öğrencileri bizim zaten söylediğimiz, söz verdiğimiz mülakat eğitimlerini çok detaylı bir şekilde geçen yıl demiştim ya 17 uzmanla yaptık. Bu sene de inşallah o eğitimimizi gerçekleştireceğiz. Akademili öğrenci olmayan arkadaşlarımıza da sosyal medyada bir akşam yine destek vereceğiz ama daha detaylısını öğrencilerime vermek durumundayım. Onlara söz verdim çünkü. Ama dışarıdaki arkadaşlarımızı da yine yok saymamak için onlarla da öğrencimiz olmasa da bir desteğimiz her zaman oldu. Yine bir akşam canlı yayın eşliğinde o arkadaşlarımıza da yardımcı olmaya çalışacağız. Mülakat teknikleri eğitimi, mülakat provaları, canlı mülakat simülasyonları bunların hepsini inşallah önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz. Olumlu netice alan arkadaşlarımız. Ya sonuç açıklanmış. Öğrenci 5 dakika sonra hocam mülakat eğitimi ne zaman olur diyor. Ya mübarek şunu bir tadını çıkar önce. Sınavı kazanmışsın. Ya bir mutlu ol. Daha dur mülakatı önünde 2-3 ay sonra olacak. Bu çok şey yapmayın yani acele etmeyin. Önce bir tadını çıkartın. Başarılı oldunuz. Güzel bir netice aldınız. Mülakata gideceksiniz. Zaten destek size olunacak. O zaman şöyle bir suhuletle ya sonuçlar ne olacak falan diye bir kaygınız vardı. Bir suhuletle süreci arkadaşlar geçirmeniz çok anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden zamana birazcık bırakıp dinlenmenize odaklanın. Bugünkü yayınla birlikte arkadaşlar lütfen birazcık daha kendinize gelebilecek bir mülakat süreciyle alakalı gereken destek verileceği için dinlenmeye zaman ayırmanızı, sınav hazırlık sürecinde yapmadığınız şeyleri yapmaya yönelik bir kendinize plan program yapmanızı ben şiddetle öneririm arkadaşlar. Onun dışında olumsuz neticeler arkadaşlarımız da bir an evvel ufak bir dinlenmeden sonra bu bir maraton dedik tekrar yola koyulmaları. Efendim bir yerden destek alırlar mı? Kendileri mi hazırlanırlar? Karar sizin nasıl yapmak istiyorsanız kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız öyle yapın. Ama her ne karar verirseniz verin çok uzatmadan Ocak sonu Şubat başı itibariyle Şubat ayını geçirmeden sürecin içerisine girin. Çünkü bir temeliniz var
o bilgileri unutmadan tekrar bir üzerine koymak suretiyle süreci geçirmeniz daha makul ve mantıklı olan olacaktır. Size de bu önerimi vermiş olayım. Mülakatla alakalı oturma, kalkma, beden dili, diksiyon, hangi kıyafetleri giyeceksiniz? Mülakat heyeti kimdir? Kimlerden oluşur? Şecereleri nedir? Onlarla ilgili bilmeniz gerekenler nelerdir? Aklınıza gelebilecek mülakatla alakalı tüm destek size veriliyor. Bunun mesajını bugün akademi öğrencilerine mutfak ekibi attı. Gelen mesajdaki anketi lütfen doldurun. O anketi doldurduktan sonra zaten mülakat programının hazırlığı bittikten sonra sizi o başvuru formunu dolduranlar davet edilerek bir yayın, bir eğitim silsilesi yapılacak. Dolayısıyla mesaj gelmeyen arkadaşlarımız varsa akademi öğrencilerinden mutlaka akademiyle irtibata geçsinler. Onlara da o şekilde destek verilecek arkadaşlar. Şimdi sorularınızı alayım arkadaşlar. Bana sormak istediğiniz her ne soru varsa lütfen o sorularınızı alayım. Soru iptal olursa sıralama dışı kalanların hakları korunuyor mu hocam? Mülakatlar açıklanmadan önceki haklar burada önemli. Yani bugün yapılırsa mesela bir yeniden değerlendirme korunmaz. Mülakat eğitimleri online yapılacak arkadaşlar. Sınava en erken Ocak sonu itibariyle eğitimler bizim başlayacak arkadaşlar. Ocak sonu veya Şubat gruplarıyla sürece girmenizi ben öneriyorum. En son zaten birkaç gün önce yaptığım yayında da söylemiştim. Ocak gruplarını bugün yarın kapatacaklar. Zaten 8 gün sonra eğitim başlıyor. Dolayısıyla ondan sonra Şubatları da kapattıktan sonra Mayıs'tan önce bir eğitim takvimi açmayacağız. Bakın Türkiye ikincisi öğrencisi geçen senenin 30 Ocak grubu öğrencisiydi. Online öğrenciydi. Dolayısıyla diğer ilk 10'a giren öğrencilerime bakıyorum Şubat grupları. Mayıs, Temmuz olup da derece yapanlar var. Ama hep diyorum ya neden tedbirli olmayalım? Hayal ettiğimiz bu meslek artık bu kadar rekabetin kızıştığı bir ortamsa son sınıflar için de söylüyorum. Daha önce sınava girmiş olumsuz netice almış arkadaşlarımız için de söylüyorum. Bir 9-10 aylık zamanı verin artık. Yani 2016 yıllarından kalma tavsiyelerini artık bırakın arkadaşlar. Şu insanların 2016-2017 sınavından kalma önerilerini hala forumlarda, gruplarda yazıyorlar. Kızıyorum. Bak mülakatlarla da alakalı buradan söylüyorum. Akademi öğrencilerine söylüyorum. Bakın lütfen bizler size mülakatla alakalı bir bilgilendirme yapmadan hiçbir şey yapmayın. Herhangi bir eğitimmiş, programmış, yayınmış, grupmuş, şuymuş katılmayın. Akademi bu noktada zaten yıllardır binlerce öğrenciyi bu mesleğe gönderen kurum gereken bütün desteği size verecekse aklınızı bulandırmaya, bilgi kirliliğine maruz kalmaya gerek yok. Dönem içerisinde nasıl sizi bilmeniz gereken her noktada desteklediysek mülakat sürecinde destekleyeceğiz. Ben akademili dostlarımın gerek mülakat sürecinde gerek sınav hazırlık sürecinde hiçbir noktada bulunmasını istemiyorum. Dönem içinde hatırlayacaksınız yasaklıyorum. Forumlarda olmayı, gruplarda olmayı, telegramlarda olmayı. Çünkü ağzı olanın konuştuğu, parmakları olanın yazdığı bir süreç bu. Yanlış yönlendirilmeye çok müsait, insanların kariyer planlamalarına zarar verebilecek durumlar olabiliyor. Benden çok daha iyi, hiç mütevazı değilim. Mevlana der ya fazla tevazu kibirdendir. Bunu hep söylüyorum. Daha iyi yapan arkadaşlarıma her zaman buyursun gelsin benim yaptığım işi yapsın. Bu kadar ben çok zor bir meslek görmedim bugüne kadar. 7-24 bakın hasta bile olsanız sesiniz bile gitmiş olsa öğrencilerin yanında olmaya çalışıyorsunuz. Çünkü hayatlara dokunuyorsunuz. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite hepsi bitti bakın. Şu an meslek hayatına başlamadan bir adım önce insanlar hayallerini size emanet ediyorlar. Bütün geleceklerini belki çoluğa çocuğa karışacaklar, evlenecekler, barklanacaklar. Ama bu mesleği kazanmayı önceliyorlar ve size bu hayallerini emanet ediyorlar. Bu kadar sorumluluğu fazla olan bir alana insan yetiştiriyorsanız en ufak bir boşluk bırakamazsınız. Öyle hamasi duygularla, umut tacirliğiyle insanların 3 kuruşunu nasıl elde ederim diye onları yanlış yönlendiremezsiniz arkadaşlar. Ben bu kadar açık ve net söylüyorum. Akademiyle yol yürüyen arkadaşlarıma ilk gün söylüyorum. Ben üzerime düşen sorumluluğu yapacağım arkadaş. Gece gündüz ne gerekiyorsa ben yapacağım. Sözünü veriyorum. Sen de söz ver diyorum. İlk gün bütün öğrencilerimden söz istiyorum. Sağlık el verdikçe elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam ederiz. Yaptığımızı destekleyen arkadaşlarımız da lütfen yazsınlar. Yani süreç içerisinde arkadaşlarımız diğer arkadaşlarımıza motive olsun diye lütfen yazsınlar. Yani bu işin kolay olmadığını ama emek verildiği zaman karşılıklı bu emekte misliyle mukabele edildiği zaman
nasıl başarı geldiğini lütfen herkes bir yazsın. Herkes yazsın ki birbirimize ışık olalım. Birbirimizi motive edelim. Ben şunu söyledim. Daha önce hatırlarsanız arkadaşlar, dedim ki bir gün olur da insanların hayallerine ortak olamadığımı hissettiğim anda Allah bu mesleği yapmayı nasip etmesin. Biz rızkı veren Allah'tır. Bir yerde ailemizi, geçimimizi sağlarız. Ama bu kadar Türkiye'nin en önemli sorunu, adalet sorununun çözümü için tek bir hakim, savcı, akademili öğrencim bile yarın öbür gün sağlıklı bir şekilde adaletin tesisini sağlayacaksa ben bundan gurur duyacağım. Devlet değilim. Arkamda bir devlet yok. Arkamda bir sermaye gücü yok. 30-35'e yakın insan burada çalışıyor. Tabii ki onların bir rızkıdır, maaşıdır, geliridir, maliyetleridir. Öğrenciden bir ücret tabii ki alınıyor kayıt sürecinde eğitim alırken. O da en makulü. Verilen desteğin, 7-24 hizmetin aylığa vurduğunuz zaman 200 lira yapar. Bugün dolara vurduğunuz zaman arkadaşlar, yani çok komik bir rakam çıkar ortaya. Bu da nedir? Maliyetler sağlansın. Akademinin bütün bu çalışmalarına hizmet edecek bir altyapıyı sağlayabilelim. Güçlü bir sistem olsun burada dedik ve yıllardır bunu yapıyoruz. O yüzden diyorum, olur da bir gün ülkemizin sağlıklı adaletin tesisi için görev alacak hakim savcılara bu gönülden böyle samimi bir şekilde yaklaşamazsak ben ve bütün ekibim, Allah bu mesleği bize yapmayı nasip etmesin. Akşam bu saatte bir dua da ettik, bilmiyorum dua yerine mi geçti, beddua yerine mi geçti, ama ben bunu gönülden diliyorum. Gider başka iş yaparız, yine bir şekilde rızkımızı kazanırız. Önemli olan Türkiye'de insanların en fazla bu eğitim kurumlarından vaat edilenlerin yapılmadığı, taahhüt edilenlerin yapılmadığı, kayıt alırken her şeyi söyle, süreç içerisinde dilediğini yap sisteminin yerine ne denildiyse yapılan ve üzerine daha ne koyulabiliriz derdiyle dertlenen ve öğrencisiyle bu samimi bağı kuran bir sistemi kurmaya çalışıyoruz. Yani bunu yapmaya çalışıyoruz. Yapıyorsak sizlerden de bu teveccühü gördüğümüz için de evet, öğrenci de bunun farkında, anlayışı da oturmuş oluyor. E ne mutlu arkadaşlar. Yani bu bizim de işte sonuçlar açıklandığı gün kendi kızım, yani Zeynep Birci daha çok küçük. İleride inşallah o da bu kadar başarılara imza atar. Sizler gibi arkadaşlarımızın elde ettiği başarıları o da elde etsin. Yani inanın insan kendi çocuğu, ya duramadım bugün yerimde. Bir şarjın başındayım, mesaj yazıyorum. Bir yandan telefon çalıyor, mutfak ekibi bir şey söylüyor. Hocalar arıyor, bir şey söylüyor. Yani o kadar güzel bir gündü ki, yani beni dinleyen aileler varsa onlar ne hissettiyse bugün işte onların belki en az onlar kadar hissettim diyebilirim yani. Ne mutlu. Evet. Erken açıklanması arkadaşlar. ÖSYM her zaman bizim canımızı sıkacak şeyler yapacak değil ya. Bir de iyi bir şey yaptı yani. Çok bekletmedi bizi. Evet, sorularınızı alayım varsa. Bu arada bizim öğrencilerden bir şeyler yazmasını istiyorum ya. Bizim öğrenciler, evet. Evli, çalışan ve 1,5 yaşında oğlum var. Sınava bir ay kala hamile olduğumu öğrendim. Ve devam ettim. İdari yargı sıralama 35. İzmir plakası. Harikasın Duru Kartal. Tebrik ediyorum seni. Akademiler, harikasınız. Hocam ben son 3 ay karar verip hazırlandım. Akademi online kursu öğrencisiyim. Çok şükür ilk sınavımda başarı geldi. Size ve tüm akademi. Barış, harikasın. Tebrik ediyorum kardeşim. Allah daha güzel başarılı nasip etsin. Sena 115. olmuş. Ne mutlu Sena. Harika bir haber. Ya artık o kadar sıralamaları çok gördük ki şey oldu. Öğrencilerimiz çok mutlu oluyoruz. Ama bu sefer aynı şeyi söyleyince sanki böyle aynı sevinmeyi gerçekleştiriyormuşuz gibi oluyor. Ama çok cevap verince böyle bir aynı şeyi söyleme durumu olabiliyor. Günlerce 9-18 ders dinledik. Masa başına Erzurum'da gezilebilecek 2 ay var zaten. Temmuz, Ağustos orada da ders dinledik. Hiçbir şey kolay değil. İnşallah iyi olur. Evet, Beyza'lar çok emek vermişti. Erzurum'da görüşmüştük onlarla. Allah emeklerin karşılığını nasip etti. Harika. Darısı mülakatı olsun. Yaklaşık 20 gündür sizi takip ediyorum. Çok ilgilisiniz. Allah için. 20 günde Mehmet. Çözdüysen harikasın kardeşim. Ya birinciyle alakalı henüz bir bilgim yok. Yani bize iletilen bir şey olmadı. Ama artık birinci ile ikinci, yani 91 doğru yapan birinci oğlu mutlaka o da aynı doğru sayısını yapmıştır. 91 doğru yaptı diye tahmin ediyorum. Sadece standart sapmadan kaynaklı yaptığı sorunun sapması farklıdır da biri birinci oldu, biri ikinci oldu. Dolayısıyla bizim az önce söylediğimiz 30 Ocak grubundaki Hatice Merve, Türkiye ikincisi olan öğrencimiz, şu an gelen bilgi bu yönde.
Hocam ilk girişimde 174. oldum ve ek kaynak kullanmadım. Süpersin. Evet. Böyle sahte hesaplardan kaynaklar üzerinde konuşanlara da cevabı can vermiş oldu. Harikasın kardeşim. 174 çok iyi. Hocam geçen sene 1 puanla kaybettim. Bu sene 151. oldum. İyi ki Hakimlik Akademisi. İyi ki siz Büşra. İdarede ilk 10'da kaç kişi var? Ya şu an dediğim gibi tam neticeleri arkadaşlarınız paylaşır ama Emre Pişiren 8. Zehra 7. İdari Yargı'yı söylüyorum. 8. Handan. Efendim Hamza 27. Sevde 28. Ya İdari Yargı bu sene geçen seneden çok daha bereketli, onu söyleyeyim. Ama bunları derli toplu paylaşırız inşallah. İlk girişimde ve ne yapacağımı bilmezken sadece sizi dinledim ve çok çalıştım. Adli Yargı Türkiye 50.'si oldum. Herkesi tebrik ederim. Harikasın Sema. Senden bekliyorduk zaten. İlk girişin olmasına rağmen denileni yaptın ve ilk yüzde bu sınavı kazandın. İlk 50 diyelim hatta. Harikasın. Gece gündüz 3 çocukla durmadan çalıştım. Çok ağladım, hastalandım. Kolay değildi. Hocalar sağ olsun. Süper Çiğdem. Hocam yorgun olan kaybederler. Sizce Mart'ta başlasa iyi olur mu? Ben Ocak sonu Şubat. Bununla başlayın diyorum kardeşim. Bundan sonrasını artık, ya madem bu kadar karşılıklı artık birçok şey konuştuk. Ben önerimi söylüyorum. Bu önerimi dinleyen öğrenciler de güzel netice aldı. Daha niye zorluyoruz bunu? 9-10'da 10 ayda da bir zahmet. Yorulmayın, sıkılmayın yani. Hocam sizi çok seviyoruz. İyi ki tanıdık sizi. Çok büyük bir şansımız var. Ne mutlu arkadaşlar. Siz bunu söyledikçe mutlu oluyorum ama bir yandan sorumluluğum da artıyor. Bunun da farkındayım. 350. oldum hocam. Sizinle birlikte son 6 ayın masa başına geçti. Çok teşekkür ederim. Harikasın kardeşim. Darısı mülakatı olsun. Hocam merhaba. Erzurum'da tanışmıştık. Sizle 3 Temmuz'dan beri çok emek verdik. 1762. oldum. Süper. Akademi dışarı mülakat desteği verilecek midir hocam? Elimizden geleni yapacağız ama takdir edersiniz ki öğrencilerime yapacağım o detaylı eğitimi dışarıya açarsam yetişemem. Herkese onu yapamam. Çünkü çok detaylı bir eğitim oluyor. Hem onlara haksızlık olur hem de buna bir zamansal anlamda yetişme durumu sistemsel anlamda çok mümkün olmaz. Hadi için kahveleri. Afiyet olsun. Sonra arkadaşlar ben buradayım ya, kapatmayacağım yayını yani. Bugün hastayız ama işimiz yok yani. Ben soru atlamam, merak etmeyin. Her soruya cevap vermeye çalışırım. Hocam samimiyetiniz, yaptığınız başarılar o kadar iyi ki Mayıs ayı grubunda olmayı düşünüyorum. Acaba kayıt Nisan sonu başlar mı? Hiç bilemiyorum kayıt ne zaman başlar. Şu an odaklanılan akademi olarak Ocak ve Şubat grupları. Bunun dışından şu an bir şey yok yani. İkinci akademiden. Evet, 96 puan alan öğrencimiz akademili Ocak grubu öğrencimizdi. Hocam sizle başladım. Başladığımda sorulara bakabiliyordum. Baka kalıyordum. 37 doğrum vardı. Sınavda 71 yaptım. Puanım 80. Hem sevindim hem üzüldüm. Yani ne yerdeyim, ne gökteyim, ne yapacağım diye kaldım öyle. Allah yolunu, bahtını açık etsin inşallah. 2401'inciyim. Puan 79.3. Evet. 79.4'te de kapattı. Bu durumda olup daha sonraki yıllarda ilk yüze giren çok öğrencim oldu. Gül, Agül Özcan galiba. Darısı senin başına olsun. İnsan kolay atlatamıyor o durumu ama bir an önce atlatıp tekrar o temelin üzerine inşa sürecini başlatmak lazım. Amazin sen de inşallah başlatırsın o süreci. Hem adli idari kazanmak bir avantaj sağlar mı? Ya mülakat heyetinin takdiri, doğrudan bir karşılığı yok ama mülakat heyeti orada takdirini kullanacak. Hocam sizleri çok seviyorum. Ben sınavımı kaybettim ama yine akademiye geleceğim. Hakkınız ödenmez. İyi ki akademiliyim. Sizinle kazanacağım bir gün biliyorum. Ne mutlu. Yani olumsuz netice alan arkadaşlarımızı durumun farkında olup en azından kendisini keşfetmesi önemli. Ya şurada eksikliğim vardı. Şurada hata yaptım. Şunu böyle yapsaydın daha iyi olurdu diyerek hareket etmesi daha önemli. Yani kendinizi suçlamak veya başka bir şey suçlamak yerine ya evet nasip böyleymiş. Olan da hayır varmış ama şunu yaparsam belki daha iyi olur. Bu sene en azından onu o şekilde yapmalıyım gibi bir düşünceye girmeleri 2022'de inşallah iyi bir dereceyle sınavı kazanmalarına vesile olacaktır. Hocam Ocak grubuna kayıt yaptım. İlk yılda almak için yeterli bir süre mi? Tabii ki yeterli İnci. 96 puan yaptı diyoruz öğrencimiz ya. İkinci olarak kazandı yani sınavı. Daha ne olsun? Hocam bu yıl evlendim. Ailem sağ olsun hep destek. Geçen bir puanla kaybettim. Bu sene 74. oldum. Eyüp süpersin kardeşim. Süpersin. Bak. Geçen yıl olmamış, bir puanla kaybetmiş, bu sene 74. olarak kazanmış. İşte akademinin en güzel yanı. Bakın bir sürü örnek var. Hangisini al? Birini al geç. İnşallah önümüzdeki süreçte şu kazanan mezun söyleşilerimizde geleneksel her yıl yaptığımız onu da mutlaka başlatacağız. Öğrenciler bana yazıyor, hocam söz vermiştiniz yapacağız diye yazıyorlar. Tamam söz verdik diyeyim, yapacağız inşallah en yakın zamanda başlatacağız.
Hocam dördüncü girişim ilk mülakatım oldu. Çok mutluyum. İki kere kaymakamlıkta mülakata kalmama rağmen bugünkü mutluluk başkaydı. Allah razı olsun. İdeal yargı 83 oldum. Süpersin. İyi ki akademi demiş. Sağ ol kardeşim. Hocam sayenizde 2 senedir üst üste kazandım. Ne mutlu Nazlıcan. İnşallah bu sene son olsun. Mülakatta hallet. Zeynep, 8. olan Zeynep 31. olarak sınavı kazandı. Hocam dersenler barajı şişirdi. Ben hep Erhan Hoca ne değilse o dedim. Tebrik ederim sizi. Yani bu kahinlik değil arkadaşlar. Geçen sene gibi verileri söyledik yani. Hocam idarede 200 adede x200 önemli mi? Ya bu sadece bir özgüvenli sınava girmeye yarar ama yani 2997. olarak sınavı kazanıp sonra mülakatta geçen öğrencim vardı geçen sene. Onu söylemiştim size. Dolayısıyla sıralamanın doğrudan kesin alınır veya alınmaz gibi bir anlamı yok yani. Alınacak 100 kişiden biri cevap vermiş ona. Hocam siz derse giriyor musunuz? Hangi derse? Ha bir de derse gireyim yani. Yok ben rehberiyim. Akademili dostlarımın rehberiyim. Bu sene onlarla bir özel sistem kuracağız. Rehberliğimi Instagram yerine onlara özel kuracağımız sistem üzerinden yapacağım. Ben onlara rehberlik, motivasyon, ayağa kaldırma, harekete geçirme, deşarj etme, düştükleri yerden nasıl kalkacaklarının yol ve yöntemini gösterme, onlara eğitim noktasında destek verecek olağanüstü bir akademi kadrosu zaten var. Yine bu sene büyük bir heyecanla bekliyorlar derslerin başlamasını. Hocam eşim bir türlü kazanamadı. Olan da hayır vardır demekten başka bir şey gelmiyor Hülya elden. İnşallah 2022'de eksiklerini görsün. Nerede sıkıntı yapmış, neden olmamış? Bunu bir tespit etmek lazım. Durum tespiti. Bir SWOT analizi yapmak lazım. Bir durum tespitini ortaya koymak lazım ki eksikliği daha net görelim. Kontenjanlarınız hala var mı? Ya zaten en sonki yayında dedim ya hafta içi grubuydu zannediyorum. Kapanmak üzereydi. Bugün sonuçlarla da birlikte tekrar bir heyecana kapılan bir ciddi bir kitle olmuş. Arkadaşlarımız ofisten o yüzden de çıkamıyorlar bir yandan. Çünkü telefonlar bayağı bir çalıyormuş. Muhtemelen yarını onu kapatırlar ama diğer hafta sonu grubunda şu an kontenjan var diye biliyorum. İlkuzem.com'dan girin bakın arkadaşlar. Kapanmamışsa alabilirsiniz oradan. Yoksa kapandı yazıyorlar kapandığında. Çok detayını bilemiyorum artık ben ne oluyor. Hocam yarım dönem erken mezun oldum. 2022 adliler gün sınavına girmeyi düşünüyorum. Stajımda başlatacağım. Sizce çalışmaya ne zaman başlamam lazım? Tuğçe söyledik ya. Hemen bak bir hafta 10 gün içinde başlayacaksın derslere. Hocam 82,4 aldım ama maalesef kazanamadım. Yine de her şey için teşekkürler. Yani bu kolay kazanılır bir puan değil. Bu seviyeye gelen ilk 10'da bile sınavı kazanabilir demek ki eksiklerini tespit ederse. İnşallah 2022'de nasip olsun. Hülya eksiğini tam göremiyordur. Bir eksiğini görsün. Bir iki gün sonra bana bir yazsın bir konuşalım onu olur mu? Bana bir yazsın. İnşallah ona ben yardımcı olmaya çalışayım. Hocam fiyatları düşürün biraz. Lütfen maddi manevi çöktük zaten. Yani şu an kağıda gelmiş %120 zam. Efendim bütün bizim yazılımların hepsine dolardan kaynaklı %120 zam gelmiş. Bütün insan kaynaklarına, personellere %50'den fazla zam yapıldı. Ama biz %23'lük bir artış gerçekleştirebildik. Yani şu an geçen senenin altındayız. Enflasyon %36, biz onun altındayız. Ve bu verilen emeğe, inanın arkadaşlar şu an 5000 liranın üzerine demem lazım. Başka şeylerle karşılaştırmayın. Yani şurada şöyle bir eğitim varmış. Bir sürü ayakkabı da alıyoruz. Her ayakkabının fiyatı aynı mı? Her takım elbisenin fiyatı aynı mı? Her aldığımız şeyin fiyatı aynı mı? Dolayısıyla karşılaştırmayı doğru yerden yapmak lazım. Şu an mesela 3 yıldır kampta aynı ücret alıyorum. Kitaplarım 3 yıldır aynı ücret. 3 yıldır bizim alım gücümüz, maliyetler aynı mı sizce? Nereye kadar dayanırım bilmem. Ama şu an akademinin online'de yaptığı eğitim 5000 TL'den aşağı olmamalı. Ama şu an 3150 liraya alınıyor. Bunu da ne kadar devam ettiririz bilemiyorum. Üniversiteyle çünkü bunun kararı alınıyor. Üniversite bu noktada baskı yapıyor bize. Arttırmamız gerektiği noktasında. Ne kadar devam eder bilmiyorum ama şu an rakam. Ben üniversitelere seminere gidiyorum. Hocam diyor TUS'lar diyor 15-20 bin TL. Üniversite hazırlık diyor 15-20 bin TL. Ya bugün bizim verdiğimiz hizmeti veren bir TUS eğitim kurumu var mı? Bizim eğitimimizi veren bir üniversite hazırlık kurumu var mı? Yok. Ben eski dershaneciyim. Neler yapıldığını, nasıl yapıldığını biliyorum. O yüzden rakam konusunda asla girmeyin bile yani. Ayberk haklısın kardeşim. Alım gücüne haklısın. Ama ne yapmam lazım mesela? Devlet miyim? Mesela bütün kağıtların hepsini bana bedavaya mı veriyorlar? Veya bütün bu online altyapıları ben ücretsiz mi alıyorum? 35 tane insanın maaşı her ay geldiği zaman kim verecek? Nasıl verecek? Yani
Haklısınız. Keşke herkesin alım gücü çok daha fazla olsa. Ama bunu ancak yapabiliyorum. Yani ben hakkı 5000 diyorum. Gücüm 3150'ye kadar indirmeye yetti ki o da bir süre sonra mutlaka değişecek. Yani bugün yarın değişme ihtimali yüksek. Zorlamaya çalışıyoruz. Ama ne yapayım? Daha elimden ne kadar? 10 ay. 10 ay eğitim veriyorsun. Aldığın ücret ortada. Sizin tarafınızda da haklısınız. Ama daha ne kadar yapabilirim ki? Gücüm daha neye ne kadar yeter? Sonuçta bir özel teşebbüsünüz. İlkuzem.com'a girin arkadaşlar. Orada tüm detaylar var. Yani şu an ben hepsini çok şey yapamıyorum yani. Aybakçığım haklı kardeşim haklı. Benim tarzımı biliyorsanız ben gönül ister ki bir gün gelsin ben hiç ücret almadan bu eğitimleri yapayım. Bak ablası 21'e kayıt olmuş Tustata'ya. Ne güzel ne güzel. Sesim çıkmıyor ondan az. Sistemden kaynaklı, telefondan kaynaklı değil. Sesim çıkmıyor. Gerçekten eğitimiz kaynaklarınız o kadar kaliteli ki hiç kez daha önce tanıyabilseydim ekip arasınız. Ne mutlu. Arkadaşlar çok mesaj var. Şöyle bir gitmeye çalışıyorum ama. Onda banka alıyor işte. Keşke bankalarda almasa. İstanbul turuna gideceğiz Emre Hocam. İlk yüze mangal ödülümüz var. İnşallah şu pandemiyle birlikte biraz rahatlasın da onu da yapacağız. Sizin rehberlik işimiz olmanız bize yeter hocam. Allah razı olsun. Ben de kazanmadım. Akademiz olarak hem mahcubum hem de bunun telafisi bu yıl Ocak grubuyla yapacağım inşallah. Çok kıymetlisiniz. Ne mutlu kardeşim. Sizler de o kadar kıymetlisiniz. Hocam Ocak grubuyuz. Kaynakları dört gözle bekliyoruz. İnşallah en güncel haliyle arkadaşlar bayağı bir uğraşıyorlar. Sınav başka bir şeye benzemiyor. O anki durum bambaşka oluyor. Bazen bildiğini yapamıyorsun. İlk girişimde siz dinleyerek kazandık eşimle beraber. İyi ki akademi. Ne mutlu bak. Karı koca kazanılmış yani. Harika. Avukatlık kaçla kapattı? 80,5'la kapattı. İdarede 85,6 ile kapattı. Size mutfak ekibine ve inanan bütün oyuncularıma minnettarım. Emeğiniz gerçekten büyük. Ne mutlu. Onlar da dinliyorlar, mutlu oluyorlar. Özgül Erhan inşallah Allah bahtlarını açık etsin. Helal hoş olsun hakkımız arkadaşlar. 4 kere girdim. Bu 4. girişim hep farklı kaçardı ki. 2 kez kazandım. Hepsi sizin sayesinde oldu. Ne güzel Nazlıcan. Hocam heyecanınız bizi çok hevesleniyor. Ya hastayken bu kadar heyecanlanabildim. Sınav sürecini sizin tavsiyeniz doğrultusunda yürüttüm. Zor ve stresli bir süreç ama desteğiniz inancın sayede olumlu sonuç aldım. Ne mutlu arkadaşlar. Arkadaşlar çok detaylı dedim ya ben ilk yüzü bile saydım size yani. Dereceler çok güzel dereceler var. 21, 23, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 7, 8, 49, 50, 51, 54, 56. Yani üst üste o kadar güzel dereceler gelmiş ki yani. Hepsini yapmak çok mümkün değil ama bununla alakalı konuşmanın başında söylemiştim. Çok detaylı raporlar, istatistiki veriler sizinle öğrencilerimizi şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Yani bol keseden söylemek yerine net, şeffaf. Şubat grubu için çift tekrar olur mu? Ya şu çift tekrar olayını da şöyle bir ortadan kaldıralım mı? Şöyle çift dikiş yok, çift tekrar yok. Temmuz arkadaşlar, akademinin yaptığı sistem ne biliyor musunuz? Ocak, Şubatları ben size önererek kendimi çok ciddi bir yükün altına sokuyorum. Neden? Ya çünkü ben Mayıs, Temmuz, Haziran o bantta öğrenciyi alsam 4-5 ay öğrenciyle ilgileneceğim. Ocak'ta, Şubat'ta öğrenciyi alıyorum 10 ay ilgileniyorum. Ne yapacaksın? Haziran sonuna kadar öğrencinin bütün dersleri bitiyor mu kardeşim? Haziran sonu bitti. Haziran'dan sonra ikinci hocalarla yani öğrencinin mevcutta hocayı dinledi. 7'de 6 yapacak seviyeye geldi. 7'de 5 yapacak seviyeye geldi. 7'de 4 yapacak seviyeye geldi. Ya akademinin bir de ikinci hocası var. Haziran'dan sonra da onu dinleyeyim. Onu destek alayım. Ne zaman müsaitsem, Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de, Temmuz'un başında, Temmuz'un sonunda ne zaman müsaitsen, o zaman ikinci hocadan destek aldın mı aldın? Rehberliklerin devam etti mi? Etti. Deneme sınavların devam etti mi? Etti. Bu noktada ekstra motivasyon koçlarıyla, yaşam koçlarıyla desteklemeler yapıldı mı? Yapıldı. Şimdi bu mudur makul olan? Yoksa gel ben sana Haziran'a kadar bir canlı eğitim vereyim. Haziran'dan sonra bir canlı eğitim daha vereyim. Ya ondan sonrası zaman kaybı buna gerek yok ki. İkinci bir canlı eğitim bana ne farklı faydası var? Zaten almışım canlı eğitimi. Anladığımı zaten anlamamışım. Anlamadığımı da ne yapmalıyım? İkinci hoca gibi bir sistem sunarsın.
İkinci hocayı da offline'dan dinlersin ki hızlandırma seçeneğiyle seri bir şekilde ilerlemiş olursun. Yani burada biz bir şeyleri of nasıl bir şey ya falan demek yerine ya öğrencinin gelişimine katkı sunacak şey nedir? Girmez ki öğrenci canlı yayına zaten. Ya canlı yayınla oradaki çift alma gibi bir şey zaten makul değildir. Zaman kaybettiren bir şeydir. Olması gereken bütüncül bir bakış açısıyla 4-5 aylık süre zarfı içerisinde ders almak, kalan zamanında da eksik derslerini tespit edeceksin. 14 ders mi kardeşim? Haziran sonuna kadar sen gittin 8 dersini istenilen kıvamda halletmişsin. 6 dersini tam istenilen kıvamda halledilmemiş. Ne yapacaksın? Haziran'dan sonra kalan zamanda da tam olarak halledemediğin derslere yönleneceksin. İster akademinin senin dersine giren kadrosuyla, ister ikinci hoca akademinin desteğiyle böylelikle bütüncül bir bakış açısı ortaya çıkacak. Şimdi bu sistem midir? Yoksa gelin ben de alayım sizi. Temmuz'dan sonra bir daha online. Bunun anlamı yoktur yani. Bu doğru da bir şey değildir. Yani yapmış olmak için bir şeyi yapmak yerine arkadaşlar burada makul, gelişim odaklı. O yüzden ben diyorum efendim başka bir derse girmiyorum. İşim rehberlik, benim eğitimim rehberlik. Ben varımı yoğumu eğitime vermişim. Yani 20-30 ülkede ben bu konularda araştırmacı olarak bulunmuşum, gelmişim. Yani gerçekten mütevazi olmaya çalışıyorum her konuda ama böyle ağzı olanın konuştuğunu duyduğum zaman da ya insan bunları söylemek zorunda kalıyor yani. Nedir kardeşim? Bir şeyleri de böyle elle tutulur göstermek lazım. Her yıl ödül veriyorum. Akademide ödül sistemini Türkiye'ye kazandırdık. Mutluyuz. Bu yanlış bir şey mi? Diyorum ki al sana git yabancı dil öğren. Al sana böyle bir eğitim bursu veriyorum. Kötü bir şey mi bu? Ver kardeşim. Herkes versin. Öğrenci biraz motive olsun. Süreç içerisinde evet bir hedef var, bir hayal var. Koşalım desin. Kötü mü? Mülakat eğitimi, akademi kurulmadan önce bu Türkiye'de hakimlik, savcılık eğitimi verilmiyor muydu kardeşim? Akademinin 12. dönemi. 12 dönem önce Türkiye'de hakimlik sınavı hazırlık eğitimi verilmiyor muydu? Veriliyordu. Niye kimse çıkıp da mülakat eğitimi yapmamış bu adaylara? Niye yapılmamış yani? Bugüne kadar niye olmamış? Niye akademi bir şey yapıldıktan sonra Türkiye'nin her noktasında yapılıyor. Gurur duyuyorum. Yapılsın. Öğrenciye fayda sağlayacak her şey yapılsın. Ama akademinin yaptığı şeylere de öyle sahte hesaplarla, fake hesaplarla, sahte nickname'lerle orada burada ağzı olan konuşmasın. Buna prim vermem arkadaşlar. Bundan sonra da vermeyeceğimin ilanı da bugün yapmış olalım. Matematik neden online değil? Online. Neden değil? Online. Ama o da mesela mantıklı. Nasıl? Sıfır sorun gelen kültür sistemi yapacağım bu sene. Nedir? Ya öğrenci, bir tane öğrenci online yaptığım zamanında girmiyor öğrenci dersi. Şimdi matematik dersine girmeyen öğrenciyi, matematik çok önemli, matematik dersine girmelisin diyerek sokamıyorsun dersi. O zaman ne yapacaksın? Bir rehber öğretmen olarak öğrencinin gelişimini sağlayacak bir sistemi öngöreceksin. Ne yapacaksın? Dönemin başında öğrenci daha yorulmadan, hukuk derslerinin o yorgunluğu, yoruculuğu içine girmeden offline olarak o matematik dersini, bu sene temel matematik, sayılar, matematik olmayan bir sürü arkadaşımız var. Onu verip, offline olarak müfredatı verip, dönem içerisinde de online olarak sürekli destekleyeceğim bir etüt sistemiyle, interaktif hocayla buluşma sistemiyle ne yapmış olduk? Hem yorulmadığımız zaman bir dersi halletmeye çalıştık, hem de online interaktif olarak hocayla buluşarak o eksiğimizi hem Türkçe'de yapacağız bunu, hem matematikte. Tarihte de Emre Hoca ile birlikte yeni bazı gelişmelere gebe bir süreç yaşayacağız. Tarihle kalan, tarihle yaşayan, tarihle yatıp kalkan bir zaman aralığı tespit edeceğiz. Orada da tarihe yoğunlaşacağız. Yani hukuk dersini ihmal etmeden ama kültür yeteneğin önemini de sadece dilimizden telaffuz ederek veriyoruz kardeşim, online gir dersi dinle demek yerine bunun daha makul, daha öğrenciyi geliştirebilecek bir sistemini yapmak çok daha anlamlı. Yoksa koyarsınız online'ı, orada bir tane öğrenci girer iki tane. Yok, tarih online zaten. Bu Türkçe matematik için. Türkçe matematik eskiden dersini vermezdim ben. Hiç ders vermezdim. Soru bankası gönderir geçerdim. Ama Türkçe matematik artık daha önemli hale geldi son 2-3 yıldır. O zaman daha önemli hale geldiyse onu da öğretici bir sistemle vereceksin. Tarih 12 soru, bir alan kadar katkı sayısı var onun. Türkçe matematiğin öyle bir katsayısı yok. Tarihin öyle bir katsayısı var. Onu zaten farklı bir düzlemde değerlendirmek durumundayız. Evet, 74. Eyüp Cem Çetiner. O da gelmiş mesela. 90 puan almış. Evet.
Hocam biz akademi olarak sadece Instagram'dan mı? Yok, akademilerin Instagram'dan bana ulaşmasını istemeyeceğim. Dersi yaptığımız zaman anlatacağım size oradan bana nereden ulaşacağınızı. Artık rehberliği, akademi öğrencileri normalde ben rehberliği Instagram'dan yazıyorlardı veya mail atıyorlardı, yardımcı oluyordum. Dersler, online dersler yapıyorduk ama bu sene sistem üzerinden, akademinin kendi sistemi üzerinden rehberlik desteği vereceğiz. Akademinin kendi kadrosu arkadaşlar. Akademinin kadrosu başka bir yerde yok. Akademinin kadrosu sadece akademide. Başka bir yerde yok. Evet, Orhan tüm hocaların ders kayıtları ama onu da doğru zamanda. Orada da ben sizi yönlendireceğim. Evet, şu zaman itibariyle artık ihtiyacı olanlar akademinin diğer bir hocasının destek almak istiyorsa alabilecek diyeceğiz. Online örgün bütün öğrenci hocalarımız ortak. Akademili bir kadrosu var. 20 kişilik bir hoca ekibi var. O ekip akademide. Arkadaşlar benim 3. girişimi pes etmeyin, kazanana kadar devam edin demiş. Arkadaşlar barajları belki 4 kere söyledim, tekrar söylettirmeyin bana ya. Ben hocam öncelikle razı olsun. Sınav sıralama olarak sonlarda kazanır. Mülakata şans çok mu az? Ben az olduğunu düşünmüyorum. Örnekler var çünkü geçen senelerde. Evet, sorulmayan bir şey varsa arkadaşlar onu alalım. Deneme ve kitapta, yani soru bankamız, denemelerimiz piyasada satılıyor. Konu kaynaklarımızı piyasaya satmıyoruz. Çünkü hocaların anlatmasıyla anlamlı olan kaynaklar onlar piyasada. O yüzden sırf, yani bugün koysak belki 3.000-4.000 satar ama öğrenci alınca hocayı dinlemezse o kaynağın bir anlamı yok. O yüzden konu kaynaklarımız sadece akademi öğrencileri için basılıyor. Mülakat eğitimi arkadaşlar Mart ayı gibi başlayacak. Yani Şubat Mart bandında genelde başlıyor. Sizi o konuda bilgilendireceğiz. Hocam sınıflara ayrılacak mı Ocak grubu? Tabii Ocak'ta tek grubumuz yok. Sınıflara ayrılacak. Mülakatla ilgili detaylı programlar yapacağız arkadaşlar. Bugünkü gündemimiz mülakat eğitimi değil. Mülakat, ya diyorum ya, bir dinlenin de sınavı kazanmışsınız. Hemen ne heyecana kapıldınız. Hocam bir şekilde mülakat eğitimlerin öğrencisi olmayanlara belki bir program ve eğitim şeklinde açabilmemiz mümkün mü? Arkadaşlar çok detaylı eğitimler onlar. Ve belli bir sayıya yapabiliyorum o eğitimi. Herkese açmak çok mümkün değil. Bir bakalım yani, daha hazırlık süreci tamamlanmış değil. Önümüzdeki süreçte bir bakarız ama öğrencimizin dışına yine destek olacağız. Mülakatla alakalı bilmeniz gereken her şeyi paylaşacağız. Ama öğrencilerimize yaptığımız çok detaylı programlar oluyor. Etkili iletişim teknikleri, diksiyon eğitimi, ikna teknikleri, tek tek hocalarımızın hepsinin kendi dersleriyle alakalı, işte bir HMK hocasının HMK'da çıkması muhtemel konular ve yerler gibi, bunların eğitimini veriyoruz. Ya onun hepsini herkese açacak bir sistem çok kolay olmaz. Bakalım önümüzdeki süreçte ne yapacağımızı. Özil Erhan, yani ilkuzem.com'a bakarsanız oradan arkadaşlar destek verecektir size. Arkadaşlar bu kayıt şeyine dönmesin şu an burası. Bu benim en sevmediğim taraf oluyor. Yani kayıtlarla alakalı ilkuzem.com'a girin. Kayıt olan ilkuzem.com'dan hemen kaydını olsun. Bilgi almak isteyen de yarın 9 itibariyle akademiyi ararsa danışmanlarımız detaylı olarak bilgi verecektir zaten. Ama dediğim gibi az önce soran arkadaşlar kontenjanla ilgili sormuştu. Hafta içi kapanacak. Hafta sonu muhtemelen 1-2 gün daha var. Ama o da kapanmak üzere, zaten dersler 8 gün sonra başlıyor. Grupları kapatacağız. Ders dönemine başlayacağız. Ve biz kapattık mı kapatırız. Bizim yıllardır huyumuzu bilirsiniz yani. Kontenjan bittiyse bitti. Öyle bunu şey tekniğine dökenler olabiliyor. Kontenjan bitti. 10, 3, 5 yok kardeşim. Bittiyse bitti yani. Ocak grubu kaynaklarınız ne zaman bize ulaşır? Dediğiniz gibi siz demeden başlamak yok. Biz şey yapmadan başlamak yok arkadaşlar. Bizle beraber başlayacaksınız sürece. Kaynakları da durun, acele etmeyin. Daha dersler başlamadı. Kusursuz bir şey yapmaya çalışıyorlar. O yüzden şey yapmayın yani. Kusursuz bir sistem geliştirmeye çalışıyorlar. Yardımcılıkla fark dersler olur mu? Fark dersler olmaz arkadaşlar. Yani öyle bir beklentimiz yok. Olursa insan hakları eklenir. Onun dışında ekstra bir ders beklentimiz yok. Yok, ücretten kaynaklı değil Ruki. Yani yetme açısından, fiziksel imkansız yetme açısından, yoksa benim yapabileceğim bir şey varsa benim ücret beklentim olmaz orada. Ayşe anlamadım. Ayşe bir daha yaz istersen.
dediğini anlamadım. Görüşmek istediğim konu. Sonlarda mülakatta kalanlar çalışmaya devam etsin. Ya bence sonda da olsanız, başta da olsanız bu bilgileri unutmamanızın size bir zararı yok. Yani birçok öğrenci var ki sürecin içine tekrar giriyor mesela. Ben sınavı kazanmasına rağmen. Çünkü geçen sene sonuçlar 8 Ekim'de açıklandı. Sonuç olumsuz olduğu zaman 8 Ekim'den sonra tekrar hareket edip çalışmak zamansız olarak çok mümkün olmamıştı birçok arkadaşımız için. Bu bilgileri taze tutmak size bir zararı yok bunun. Ben o temponun içerisinde olmayı yine ben öneririm. Sadece sonlarda kazananlara değil. Çünkü başta kazanmak kesin mülakatı geçtiğiniz gibi sonucu da yok yani. Hocam Ocak İdari Kursu ile yani hafta sonu grubuyla beraber yürütülebilir. Ortak dersler de var zaten. Hocam Ocak ayında başlayan dersleriniz. Haziran sonuna kadar devam ediyor ama bizim sistemimiz sınava kadar beraberiz. Online taraf Haziran sonuna kadar ama sonra bizim yine canlı derslerimiz, etütlerimiz, sınavlarımız, rehberliklerimiz, o zaten ikinci hoca desteklerimiz, sıkıntı yaşanan gruplara verilen ek dersler bunların hepsi sınava kadar. Ama esas şablon dersen Haziran sonuna kadar yani 4,5-5 aylık bir fiili online eğitim var. Sonra sistem devam ettiriyor sizi. Hocam yeni alım ilanı ortalama ne zaman geliyor? Yani genelde 2,5-3 ay kala yapılıyor arkadaşlar. 2,5-3 ay kala ilan geliyor. İlan beklemiyor. Akademiyi takip eden öğrenciler bilirler. Biz ilan beklemiyoruz. Biz açılacak ilk sınava hazır oluyoruz. İlan beraberinde geliyor. Mesela 2021 yılında ilan geldikten sonra ben hiçbir öğrencinin kaydını almamıştım biliyor musunuz? 2021 yılında sınav ilanı geldikten sonra ben hiç grup açmadım. Hiç grup açmadım. Çünkü ilan gelmeden önce ben bütün gruplarımı kapatmıştım. Çünkü bizi dinleyen öğrenciler ilan beklemeden hazırlanmaya başlamıştı. İlan geldikten sonra çok kişi gelmek istedi ama yerim yoktu. Yeni grup açmamıştık. O yüzden bu sene de aynı şeyi tekrar tavsiye etmiş olalım. İlan beklemiyoruz. Süreç odaklı hareket ediyoruz. Ağzınıza sağlık dediğiniz netlerle kapattı. Yaklaştık yani en azından 18'e 53 demiş. 20'ye 53 demiştik. Hatta böyle tutturmuştuk ya burada. 18'e 53 geldi. İyi, ÖSYM bizi utandırmadı yani. Düşünsene 5, 6, 7, 8 fark olsaydı. Hocam bu sene hoca kadrosu. Evet, akademinin gelişen, eklenen hocalarıyla birlikte mevcut hocaları zaten devam ediyor. Mevcut kadromuz. Aynen, eklenen ekstra hocalarımız da var. Böyle transferler, hocalarımız, bazı hocalarımız var. Ekibin içine dahil etmek istediklerimiz. Onları da dahil ettik. Ekibi daha da güçlendiriyoruz. Ya arkadaşlar mülakata kazanan herkesin şansı vardır bence. Niye moral bozalım sonra da kazandık diye arkadaşımıza katılıyorum. Hocam sınav hep Aralık ayında mı oluyor? Yoksa değişebiliyor mu? Geneli yıl sonu. Yardımcılık mevzuatsal olarak henüz mevzuata bağlanmadı. Ama emareleri gelme ihtimali yüksek. Yardımcılıkla sizin işiniz yok arkadaşlar. Sınav aynı sınav. Teşekkürümü tekrar yazmak istedim. Hem geçen sene hem bu sene kazandım. İnşallah bu sene mülakatta olur. Hem ben hem ailem size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ailenize de bolca selamlar. Ellerinden öperim. Hocam hafta içi bir oda çalışıp adliyede stajyer devam edip hafta sonunda kursa hakim götürmek hayal mi olur? Yoğun bir temponun içerisine girip dersleri ihmal etmezsek zoru başaranlar diye paylaştım ya kendi sayfamda. Çoluk çocuk bir yandan var. Çalışıyor. Evin sorumluluğu, işin sorumluluğu, çocuğun sorumluluğu yine kazanıyor. Ya bu tamamıyla sizin bir yandan da çok müsait tek işi ders çalışma kazanamıyor. Ya bu sizin odaklanmanızla alakalı bir şey. Önceliklendirmenizi nasıl yaptığınızla alakalı bir şey. Ve süreç içerisinde rehberlik anlamında söylediklerimizi ne kadar tatbik ettiğinizle alakalı bir şey. Soru iptal geçen ne zaman çıkıyor? Hiç bunun istikrarlı bir şeyi yok Sema. Yani hiç istikrarlı bir zamanı yok. 2 yıl sonra bile açıklanan oldu yani onu söyleyeyim sana. 2 yıl sonra bile tekrar ek mülakat yapıldığı dönemleri ben gördüm. İptal olan bir soru yok henüz. Hocam sırf rehberliğiniz için kayıt olacağım inşallah. Hafta içi hemen kapatmayın sınıfları lütfen. Yani kapatmakla alakalı bir şey. Bir kontenjan var. Bu kontenjan dolunca kapatıyoruz. Hocaların yetebileceği bir sayı var. Ya sırf grup açmak için yeni bir 15 kişilik hoca ekibi kurup o grubu da açalım nasıl olsa öğrenci geliyor demiyoruz. Mevcut hocalarımızın yetebileceği bir grup sayısı var. O kontenjan dolunca kapatıyoruz. Ama sadece benim rehberliğim için gelme. Burada kocaman bir ekip var. Hepsi işini hakkıyla yapıyor. Sen de hakkıyla yapacaksan gel. Yoksa ben çalışır mıyım, çalışmaz mıyım bilmiyorum. Arafta bir öğrenciyim. Denileni yapar mıyım, yapmaz mıyım bilmiyorum diyorsanız
Bakın bir kurumun kurucusu olarak söylüyorum size, gelmeyin. Akademiye kayıt olmayın. Bakın benim böyle bir öğrenci beklentim yok. Dediklerimizi yapacaksınız. Sistemin içinde kalacaksınız. Söylediklerimize harfiyen uymaya çalışacaksınız. Sınav anına kadar beraber yoldaşlık yapacaksanız beraberiz. Yok ben bu temponun içerisine giremem, sizin bu dediklerinizi yapamam diyorsanız akademiyi lütfen ama lütfen tercih etmeyin arkadaşlar. Daha dur bismillah, hemen tekrar referansa mı girdin ya? Bir çıkın şundan arkadaşlar, çıkın ya. Daha şu hemen ilk basamakta buna girmeyin. Vallahi kızıyorum ya. Arkadaşlar gruplar kaç kişi, ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum yani. Gruplar bir sayısı var onun. 150 mi 200 mü 170 mi 120 mi bilmiyorum. O civarda alıyorlar, kapatıyorlar grupları yani. Online eğitimine sonra bu arayında gelirim, yazılım ihtimali mi? Ya ben yazabilsin ama beklemiyorum arkadaşlar. Yani artık istikrarlı bir dönem oldu yani 2018'den sonra. Başla bitir sistemiyle ders anlatılır. Bir ders biter sonra diğer derse başlarız. Hocam sınırda kalanlara özel bir tavsiyeniz var mı? Özelden size dolaşacağım. Ayberk şunu söyleyeyim. İlk 100'e, ilk 10'a hedef koyarak sınırda kalan bir öğrenci. Az önce bir öğrenci dikkat edersen yazdı. Geçen sene sınırdan kaybettim ama bu sene ilk 100'e girerek kazanmış. Genelde o enerjiye giren öğrenciler çok büyük bir dereceyle sınavı kazanıyorlar. Yani 2022 o enerjiyle girmenizi ben öneririm. 2020 yılı öğrencinizim. Yine tavsiyelerinize uyup kazandım hocam. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim Yavuzcan. Ne mutlu bize. Merhaba, bu sene sizden hazırlamak istiyorum. Hafta içi gündüz grubunuz var mı? İlkuzem.com'a bakarsanız sevgili kardeşim. İlkuzem.com'da bütün detaylar var. Oradan kayıt olabiliyorsunuz. Hocam Mayıs'ta sınav söylentisi varmış. Ya ben her yıl duyuyorum bu söylentileri de ben makul bulmuyorum yani. Olursa bana da sürpriz olur. Ona göre hazırlanırız. Zaten bizim Ocak Şubatları biz Mayıs'a çok hızlı bir şekilde revize ederiz öyle bir şey olursa da. Ya ben öyle bir beklentim yok. Olursa da kaybımız yok işte bak. Erkenden başlamanın bir avantajını daha görmüş olursunuz. Yardımcılık kontenjanı arttırır mı? Bilemiyoruz. İhtimal dahilinde de, ihtimal dahilinde değil de. Yani beraber göreceğiz. Kaç kişilik alım olursa, velev ki olmadı, hazırlanmayacak mısın yani? Çok takılmayın bence böyle şeylere. Mülakat için ayrı bir çalışma yapmamız gerekir mi? Bence sadece mülakat için değil. Olur da mülakattan olumsuz bir netice alırsın, alma ihtimalin de var diye o bilgilerin güncelliğinin korunmasını ben önemli buluyorum ki 2022'ye de girme ihtiyacın olursa o zaman da ona girici bilgi eksik bilgiyle girmemiş olalım. Hocam 100.'yü sordum ama bir zahmet cevap verirseniz. İşte tek başına olmadığın için kardeşim göremiyorum, kaçıyor arada. Tekrar bir bakayım, yukarıya çıkayım, bulabileceğim mi senin sorunu? Tekrar yaz hadi, senin sorunu bekliyorum şu an. Bir tekrar yazar mısın? Bulamıyorum şu an çünkü. Bir yaz, 101.'yi yazarsan hayalli hayatlar. Böyle isimler de koyuyorsunuz, beni benden alıyorsunuz. Hayalli hayatların sorusunu bekliyorum şu an. Hayalli hayatlar, bir sorunu yaz. 101.'yi yaz, cevaplayacağım. Hocam yardımcılık DMK'ya mı tabi olacak? Zaten şu anki stajyerlik de o. Şu anki stajyerlik de devlet memurları kanununa tabi. Yardımcılık da öyle olacak. Bir fark olmayacak yani. Mülakat için başvuru süreci. Ya muhtemelen geçen seneyle aynı olacak arkadaşlar. Nisan, Mayıs, Haziran mülakatlar. 79-15 ile kaybetmiş. Ne yapması gerekiyormuş hocam? Buna cevap verdik. Hayali hayatlar. Şimdi sana özel tekrar bir cevap vereyim. Küsuratla kaybedenler ilk 10'da bu sınavı kazanmak için tekrar yola koyulsunlar dedim. Çok büyük bir başarı, güzel bir puan alınmış ama tempolu bir şekilde tekrar sürecin içerisine girmeyi az önce arkadaşa önermiştim. Ama zannediyorum sana özel de bunu söylememi istedin, söylemiş oldum. Hocam dersen gidip geç yazılanlar, dersen yazılmalı mı? Ya ben dershane, bizden bahsediyorsanız ben akademi diyorum. Burası bir dershane değil, burası çünkü bir üniversite projesi. Akademiye siz eğer kendinizle baş başa kalıp çalışamıyorsanız, disipline olamıyorsanız, neye nasıl bakmanız gerektiğini fark edemiyorsanız tabii ki destek almanızı ben öneririm yani. Bu da akademi olacak tabii. Hocam tek ders adı yok. Tek ders yok. Bütün olarak alabiliyorsunuz. Gökhan Hoca. Gökhan Hoca değil. Akademinin tüm hocaları sadece burada. Mental olarak çok yorgun hissediyorum. Bir süre Ayşin dinlenmenizi öneriyorum zaten. Bir süre dinlenin. Sonra sürecin içine girin. Evet, başka soru kaldı mı arkadaşlar? Soru varsa alayım. Hocam 18-22 arası. Sadece 18-22 arası sağlıklı grup olmaz arkadaşlar. Ben akademi kurduğum günden bugüne kadar sadece 18-22 grup açmadım. Çünkü bu sürdürülebilir.
benim rehberlik anlayışımda çok sürdürülebilir değil. O yüzden ben akademinin geçmiş 11 döneminde hiç 18-22 sadece, yani akşam grubu tarzı bir grup ben açmadım. Çok anlamlı bulmuyorum. Bulan o vardır belki, bilemem, ama ben çok makul bulmuyorum. Hiç de bugüne kadar açmadım. Hafta sonu, yani çalışanlar için hafta sonu açıyorum. Cumartesi pazar gelir. Hafta içi bir veya iki akşam 18-22 dersi olur veya 19-23. Ama sadece akşam gibi bir anlayış çok sürdürülebilir ve bütüncül götürülmüyor. Ondan önermiyorum. Yine Ekim'e kadar uzar mı hocam? Yani daha önce Eylül, ondan önce Temmuz ve son yıl Ekim'di. Bunu nereyi seçerler bilemiyoruz. ÖSYM sonuçları erken açıkladı mesela. Belki bundan Adalet Bakanlığı'nı da tabii böyle güzel enerjiler gönderelim. Adalet Bakanlığı da inşallah mülakatın sonuçlarını da bu sene geçen yıldan daha erken açıklar. Ama daha dur, mülakat tarihi açıklanmamış. Mülakat sonucunun temennisini yaptırıyorsunuz bana ya. Şöyle mülakat gruplarıymış, WhatsApp'larmış, Telegram'larmış. Bakın yapmayın böyle şeyler. Akademi öğrencilerine söylüyorum. Dışarıdaki de yapmak isterse yapsın. Akademi öğrencileri bizim tedrisatımızdan çıkıp nasıl kazandıysanız mülakatta da bizim tedrisatımızdan çıkacaksınız. O yüzden bekleyin. Sabırla. Bir mutlu olun. Keyfini yaşayın bu sürecin, bu başarının. Biz zaten size yeri zamanı gelince bilgilendirmesini yapacağız. Yüz yüze eğitim. Evet, Temmuz başında İstanbul'da olacak. Online zaten Ocak itibariyle başlatıyoruz. Evet Esra, bilgilendirme yapılacak. Hocam çalışanlar için sanırım hafta sonu dersleri. Peki hafta sonu dersleri kaçırsak tekrar da başka grup kaçırdığınız ders. O dersleri zaten sistem içerisinde telafi edebiliyorsunuz. Hocam icra müdürlüsünün onu kazandıktan sonra ardından tekrar gemisinin kazan müdürlüğü istifade bakın mümkün olması etkisi olur mu? Yani heyetin orada farklı değerlendirme olabiliyor. Bu heyetin takdiri. Bunu onların zihnine girip bilemem arkadaşlar. Hafta içi hafta sonu. Yani hafta içi bir veya iki hafta daha erken bitiyor diyebiliyorum. Hocam nerelisiniz? İbrahim'in memleketinde doğdum. 9 Eylül'de kurtuluşu gerçekleşen şehirde büyüdüm. Fatih'in fethettiği şehirde okudum ve yaşıyorum. Artık bunun üçü neresi siz bilin bakalım. Üç tane şehirden bahsettim yani. Evet. Bak evet Erhan adaşım dedi bak Urfa, İzmir, İstanbul üçgeni aynen. Bütün o toprakların hepsinin maneviyatını da aldık. Bütün gelişimimize de destek verdiler. Selam olsun üç şehre de. Yani yardımcılık bir mevzuata bağlansın. Yardımcılıkla alakalı o kadar çok paylaşım yaptım ki. Çalıştay'a da katılmıştım bakanlığın yaptığı. Sonra paylaşmıştık. Bugün de paylaştık. Dün de paylaştık. Artık bekleyeceğiz. Yardımcılık takmayın kafanıza da. Aynı. Sınav aynı. Adı değişiyor. Mülakatı geçtikten sonraki süreç değişiyor. Şu an sınavla alakalı bir gündem yoksa ne diye yardımcılığı dert ediyorsun? Bak şu çıkar yardımcılığı kafandan. Bu enerjiniz oradan geliyor hocam. Aynen farklı toprakları gördük yani. Hocam Mayıs ayında bir oda stajım başlayacak. Mayıs'a kadar evdeyim. Ocak hafta sonu. Evdeysek hafta için değerlendirin arkadaşlar. Çalışıyorsanız hafta için mücbir sebebiniz varsa hafta sonu değerlendirin. Hocam ilk girişine kazanan öğrenci var. Kazanan öğrencilerin %80'inden fazlası ilk girişine kazanıyor. Hocam merhaba, ilk gruplar ne zaman başlıyor? Arkadaş açıkladık bunu. İlkhocam.com'a gir bak. 30 Ocak. 8 gün sonra ders başlatıyorum artık. Sonra böyle kayıtlarla alakalı, akademi takvimiyle alakalı valla paylaşım yapmam kolay kolay. Ben artık çünkü tekrar 2022'ye odağım değişiyor. Bak sınav açıklandı. Kazananlar mülakatta zaten beraberiz. Kazanamayan ama emek veren arkadaşlarımın tekrar yola çıkmasını isteyeceğim. Vefa desteğimiz onlarla var. Döneceğiz 2022'ye. Rotamızı oluşturacak. Devam edeceğiz artık. Yani bundan sonraki gündemimiz o taraf. O yüzden ders başı 8 gün sonra başlıyor tekrar bizim için. İnşallah 2022'de 2021'in başarısını unuttursun. Nasıl ki kazananların %50'sinden fazlası akademili ise kazananın her 3 kişiden ikisi akademili olsun diye çaba harcayalım. Artık 2022'nin hedefi de belli.
Acele etmeyin. Kaynak bugün gelse ne yapacaksınız? Çalışmayın diyoruz zaten. Rötuşlar yapılıyor arkadaşlar. Böyle bir an önce yapalım diye uğraşmıyoruz. Sonuçta sene boyunca o kaynaklarla hemhal olacaksınız. Sorunsuz, pürüzsüz kaynaklar gelsin. Acele etmeyin. 8 günü bekliyoruz. Aynen ben de öyle. Hocam ben hem adli hem avukattan geçiş kazandım. Sayenizde 2 mülakat hakkım var değil mi? Kesinlikle öyle. Harikasın. İkisine de gireceksin. Hocam 86 doğum tarihi olanlar bu sene sınava girme ne yazık ki 87'liler en yaşça büyük olanlar olacak. Kayıtlar devam ediyor mu? Yani kapanmamışsa eğer bugünkü bu olağanüstü teveccühle birlikte şu an ben yayına girmeden dolan bir şey gelmemişti bana. Az kaldı diye bilgi vardı ama ne oldu son bilmiyorum. 1,5 saate yakın yayındayım. Avukattan geçiş için olabilir. Yani yüzlük istikrarlı alıma devam edebilirler. Ama bilemeyiz. Biz yine tempolu çalışacağız yani. Hocam 4. sınıftan hafta içi mi tavsiye edersiniz? Yani okul durumunuz varsa hafta içi işiniz, gücünüz, bir şeyiniz varsa arkadaşlar mutlaka hafta sonu değerlendirin. Ama yok hafta içi benim müsaitliğim var. Mücbir sebepten kaynaklı bir önceliğim yok diyorsanız da hafta içi değerlendirin. Soru iptalinin biri zamanı yok. Hep aynı soruları galiba veriyorum. 2 yıl sonra da açıklandı oldu. Evet ufak ufak kapatalım mı? 1,5 saate yakın bir yayın oldu. Varsa son söyleyeceğiniz, son paylaşacağınız şeyler varsa. Hocam çok rica ediyorum. Bir kaynaklaşmanızı atlattık kadar. Hülya evet yani bir toparlayayım ben. Bir ofise geçeyim inşallah. Önümüzdeki hafta içi görüşürüz onunla. Canlı yayını inşallah paylaşacağım. İnşallah paylaşacağım. Evet var mı? Son söyleyeceğiniz şeyler varsa. Dersler kaç saat? Bir girin girin. Bir ilkuzem.com'a girin. Elinizde telefonlar var. Girin saat maat her şey yazıyor orada. 2023'te girecekler. 2023'ü bekleyin. Acele etmeyin. Hocam sonları kitap yazılırsak hangi tarihli grubu tavsiye ediyorsunuz? Ayberk bence en erken gruplarından dahil olun. Değişiklik oluyorsa zaten o konuda da desteklerimiz oluyor. Yani bir zararı yok yani. Sen kendini rahat hissediyorsun bir ay sonra. Sen bir ay sonra ders takip et yani. Onun bir zararı yok. Yani 9-10 aylık sistemin içerisinde rahat hareket kabiliyetin var. Ne diye son dakikayı bırakalım? Ne diye son 4-5 ayı bırakalım? Sen başla. Değişiklik olursa zaten son dakikaya kadar olan tüm değişiklikleri akademi destekliyor. Ararsınız arkadaşlar. Ekstra merak ettiğiniz şeyler varsa akademiyi ararsınız. Yardımcı olurlar. Evet. Birinci neden ortalıyor? İkinci işte dedi ki aynı puanı aldı zaten neredeyse. Yani küsurat farkı var. Onu kabul et. 96,5 aldı. Akademili işte. Hızlandırma seçenekli halleri en erken şekilde yükleniyor arkadaşlar. Mevzuat değişiklikleri de her zaman anlık olarak destekleniyor. Şu an en indirimli hali zaten arkadaşlar. Ya bence o konuda karşılaştırmayı doğru yerden yapalım. Şöyle eğitimler varmış, bu kadar rakam varmış. Biz yemek yiyoruz, bir et döner yiyorsunuz. 30 liraya da et döner var, 10 liraya da var, 40 liraya da var. Böyle örnekler vermek istemem ama yani şu an zaten makulün de makulü bir rakam var. Kendi akademili öğrencilere vefa destek anlamında onun da altında bir ücret var. Ama onun dışında farklı bir ücret yapamıyoruz yani. Bu ancak bu kadar indirebiliyoruz. Daha ne kadar indirelim? Bu kadar maliyeti olan bir kurum. 30-35 insan çalışıyor. Evet o zaman kapatıyoruz arkadaşlar. Şubat'ta idari şu an için planlı değil. Ocak idarelerde o da dolmak üzere. Şubat'ta idari olmayacak. Şubat'ta adli var sadece. Ocak idareler var. Ocak idareyi bence kaçırmayın. Sonraki muhtemelen Mayıs idare olacak. En son Temmuz olacaktır. Temmuz'dan sonra olmaz. Ama onda henüz bir planlaması olmadı yani. Şu an Ocak adli ve idari. Şubat adli. Bunun dışında şu an ilkuzem.com'da bir şey yok arkadaşlar. Mülakata kalan arkadaşlar lütfen mülakatlar ne zaman olur? Mülakata göre şimdi ne yapmak lazım gibi soru işaretlerinizi artık bugünkü yayın itibariyle kaldırın kafanızdan. Tadını çıkartın. Tadını çıkartın. Şu anki keyfine varın bu işin. Zaman çok var önünüzde daha. Daha durun. Önünüzde en az birkaç ay var ki mülakat tarihleri açıklanacak. Bir tadını çıkartın. Hemen hareket etmeyin yani.
Hocam akademik üniversite olmama rağmen bu meclisten sizden rehberlik olarak çok faydalandım. Bu sebeple idari yargılandım. Mülakata girmeye hak kazandım. Size ikinize teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Ne mutlu. Bu sene buna çok güç bulamayacağım. O yüzden akademik kendi sisteminden öğrencilere ancak yetebileceğim. Evet. Hocam Şubat grubu. Adli var zaten Nisa. ilkuzem.com'a girersen Şubat adli var. Arkadaşlar Ocak veya Şubat gruplarına herhangi birine dahil olduğunuz zaman sınava kadar birlikteyiz. Hatta mesleğe kadar birlikteyiz. İşte bugün sınavı kazananlar nasıl mülakatta birlikteysek yine olacağız arkadaşlar. Ocak ve Şubat dışında başka gruplar Mayıs'a kadar açılması planlanmıyor. Rehber öğretmeniniz bensem 2022'ye hazırlanmayı düşünen öğrencilerin ben Ocak veya Şubat'a dahil olmalarını şiddetle öneriyorum. Yarın herhangi bir sorun yaşadığınızda dersleri takip noktasında ya hocam keşke daha erken başlasaydım diyenler oluyor. Ben bugünden bunun uyarısını yapmış oluyorum. Derslerin tamamı sisteme kaydoluyor. Sınava kadar sınırsız erişimin var. İkinci hocalardan destekleyerek akademinin tüm kadrosundan destek alabiliyorsun. Sınava kadar birçok deneme oluyorsun. Denemenin akademi bünyesinde olan bütün öğrenciler arasında sıralamaya tabi tutuluyorsun. Çok detaylı raporlarını görüyorsun. Herhangi bir mevzuat değişikliği olduğunda sen o dersi işlemiş olsan bile onun ya videosu çekiliyor, ya dersi yapılıyor, ya dokümanı hazırlanıyor. O mevzuat değişikliğe mutlaka sen destekleniyorsun. Bütün kaynakların güncel halleri hepsi de sisteminizden hem dijital olarak hem de evinize kargo yoluyla da gönderiliyor. Sizleri seviyorum. Başarılı olmuş, olumlu netice almış bütün arkadaşlarımızı tekraren tebrik ediyorum. Emek vermesine rağmen dilediği neticeyi almamış arkadaşlarımıza da onları da tebrik etmekle birlikte lütfen örneği çok var. Sizler de kendinizi ufak bir dinlendirdikten sonra güzel bir temeliniz var. Tekrar bir inşa sürecinizi mutlaka başlatın. Hayalleriniz için çaba göstermeye devam edin. Bunu da son tarihte söylemiş olayım. İnşallah bütün öğrencilerimize dönem içerisinde ifade ettiğim gibi bugüne kadar 10 dönem boyunca edinmiş olduğumuz tüm başarıları unutturacak derecede 11. dönem öğrencilerimizin başarısı bizi çok gururlandırdı ve mutlu etti. 2022'liler de bir kısmı beni bugün dinlemiş oldu. Onlar da lütfen 2021 bugün edinmiş olduğunuz bu başarıları bize unuttursunlar. Son tahlilde de ülkedeki tüm sorunlar adaletin sağlıklı tesisiyle çözülür düsturuyla inşallah yarın o kürsülere çıkacak bütün arkadaşlarım en sağlıklı adaleti sağlıklı bir şekilde tecelli etmesi için en iyi şekilde görevlerini yaparlar ve ülkemiz bütün sorunlarından çözülerek, kurtularak daha müreffeh günlere gelmiş olur. Hep beraber çoluğumuz, çocuğumuz, torunlarımızla birlikte çok daha güzel bir günde, çok daha güzel bir ülkede hep birlikte yine bir arada olmayı Allah nasip etsin. Bir dosta doğru programı da yine sonda yapmış olduk. Sizleri seviyorum. Sizlerle yol arkadaşı olmaktan çok mutluyum. Bu yıl mesela bütün kaynaklarımızın hepsinde ön söz kısmını yazdığımda hep akademi kurucusu olarak yazarlardı arkadaşlarımız ünvan kısmına. Ben bu sene onu değiştirin dedim. Adımın altında yol arkadaşınız yazsın dedim. Çünkü ben yol arkadaşı olmaktan mutluyum. Kuruculuk, efendim yöneticilik şunlar bunlar farklı şeylerdir. Ben öğrencilerimle yol arkadaşı olmaktan mutluyum. O yüzden benim sizin nezdinizdeki ünvanım bu. Yol arkadaşı. Beraber inşallah çok daha güzel günlere ulaşacağız. Kendinize iyi bakın. Ailelerinize bolca selamlarımı iletin. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.